Bulunduğunuz tekrardan hoş geldiniz. Ben hızlı bir şekilde yayına başlamak istiyorum hocam. Trabzonspor'la başlayalım. Malum Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor. Uzun yıllar gelen bir hasret vardı. Sizin zamanınızda da çok yaklaşmış şampiyonluğa, hatta 96 senesinde. Trabzonspor için o sene bu sene diyebilir miyiz? Bu sene şampiyonu ulaşır mı? Yani şu an tabii şu an konuşmak çok kolay. Bu bir. Ama bayağı bir maçlar var yani bu gidişatı çok tabii ümit verici. Ama tabii ki futboldan rahatlamak olmaz. İşte erken şampiyon olmak da olmuyor. Dolayısıyla herkesin bunu bilmesi lazım ve biliyorlar büyük ihtimalle onun içinde. Herkes hazırdır. Yani bayağı maçlar kaldı. İki maç kaldı bu devre arası. Onda 21 maçı var yani. Az değil. Ama tabii ki puan farkı çok. Bunu da söylemek lazım. Devre arası takımın takviye ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz hocam? Yani bu kadar uzaktan bunu söylemek çok zor. Çin'de ne oluyor bunu bilemiyoruz. Sakat oyuncuların durumu nedir? Hoca kimden memnun değil? Hangi pozisyon daha fazla ihtiyacı var? Bunu tabii ki buradan söylemek çok zor oluyor. Onun için yani çok fazla net bir cevabım yok. Hocam, biliyorsunuz ki 96 senesinde de şampiyonluğa çok yaklaşmadı Trabzon. 2011'de yaklaştı. Bu sene öyle görünüyor ki çok avantajlı bir durumda. En yakın rakibine 9 puan fark attı. Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 17, Galatasaray'a 18 puan fark attı. Yanılmıyorsam. 96 sezonunda da siz gol kralı olmuştunuz. Hatırladığım kadarıyla. Ve o sene kaybeden bir şampiyonluk var. Hem gol krallığınızla ilgili hem de o seneki kaçan şampiyonlukla ilgili yorumlarınızı almak istiyorum. Ben çok yani bu çok geride girmek istemiyor ya gerekmiyor yani 30 sene önce bir şey olmuş olmuş yani olmamış da 96 ve bugüne kadar baya bir zaman vardı ve Trabzonspor'un her sene bir şans daha veriliyor yani herkese bir şans daha veriliyor hem kulübe hem futbolculara hocalara yöneticilere falan. Yani bir şans daha yani her sene. Bundan sonrası da aynı olacak. Yani inşallah bu sene şampiyon olacak inşallah Trabzon. Sene ve her gelen sezona aynı işte hedefim olarak karşılayacak ve bu zaten bitmeyecek yani işte 6. 7. olacak sonra 7.'den sonra 8. olmaya çalışacaksın. Bu demek yani büyük kulüp bu demek. Taraftarın bu kadar istediği de bu demek. Bu şehrin hakkı da budur. Onun için yani çok bir nasıl söyleyeyim işte 96'da 95'te 90 bilmem nerede geri gitmek gerekmiyor. Yani yarınki günü çok önemli. Futbolda en önemli olur. Tabii geçmişi saygı göstermek lazım. Saygı göstermeyen geçmişe gerçeğe ve geleceğini fazla görmez ve saygı göstermez. Ama tabii ki bizim bu önemli olan bakışı bu ileride bakmak. Hocam şampiyonluk kutlamalarına gelecek misiniz demiş bir Trabzonspor taraftarı. Geleceğim. Ama nerede olacağını bilmediği için biraz biraz zor yani. Şu an bilmiyorum o zaman da ne zaman Mayıs'ta bitiyor galiba sezon. Nerede olacağını bilmediği için. Yani serbest olsam, çalışmazsam muhakkak gelmeye çalışacağım. Hocam bir taraftarımız bu takım 95'teki Trabzonspor'dan daha mı iyi demiş. Çok 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 zor bunu söylemek. En iyi kadrosu belki de efsane kadrosu şampiyon olamayan
kadro, şampiyon olan kadrodan daha iyi mi daha kötü, o da çok zor söylemek yani. En iyi kadro odur. Şampiyon olan kadrosu, en iyi kadrosu. Bu belli yani. Peki. Hocam, Acun Ilıcalı Hull City'yi satın aldı ve Hull City'de teknik direktörlüğü konuşulan, en çok konuşulan isim de Shota Arvarez'di. Hull City'nin başına geçecek misiniz hocam? Bu konuyu fazla açmak istemiyorum. Geleceğin haftalarda daha netleşir her şey. Onun için ondan sonra daha kolay söyleyebilirim ve bu konu ilgili daha fazla söyleyebilirim. Hocam, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin şu anda bir hoca arayışı var. Alttan da bir sürü soru geliyor. Beşiktaş veya Fenerbahçe'den teklif gelse gider misiniz? Önce gelsin. Sonra düşünürüz. Peki. Hocam, Kasımpaşa'da ve Kayserispor'da, Trabzonspor'da Türkiye'de teknik direktörlük yaptınız. Kasımpaşa ve Kayserispor'da da 1.50 ortalamaları olduğunu sezonları biliyorum. Türkiye'deki kariyerinize 5 üzerinden puan verseniz kaç verirsiniz? Anlamadım. Türkiye'deki teknik direktörlük kariyerinde 5 üzerinden kaç puan verirsiniz? Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor. Ben mi vermem gerekiyor kaç puan vereceğim diye? Siz ne düşünüyorsunuz yani buradaki kariyerinizle ilgili? Yani kendin için konuşmak biraz zor tabii. Ama Kayseri, ben hem Kayseri'de hem Kasımpaşa'da 2 sene üst üste 52 puan ile bitirmişim. Bu ligi için ve bu puanları bakarsan çok iyi bir puan bence tabii. Benden sonra Kayseri düştü mesela. Süleyman abi ayrıldıktan sonra çok zor sezonlar geçiyor. Her sene düşme potuna düşüyor. Yani bazen 52 puan alan 5. ve 6. olan bir takım. Benden önce Tolunay hocaydı. O da kupa kazandı. Bazen mutlu olmayan bir camiası var. Yani biz nasıl şampiyon olamıyoruz. Bizi geçen de 4 büyük takımdı. Kasımpaşa'da aynı söyleyebilirim. 2 sene üst üste 52, 51, 52'ye yanlış söylemiyorsam bizi geçen 4 büyük bir takım. Yani öyle söyleyebilir mi? Yani biz 4 hariç şampiyon olduk diye. Ve sonuncu sene 23. haftada bu fair play'den dolayı takımdan ayrıldım. 8.'ciydim o 23. hafta, o Konya'dan, bilmiyorum hatırlıyorsunuz, hatırlamıyor musunuz? Bundan dolayı ayrıldım yani, arasına puanda en fazla 4 puandı yani, ikinci ve işte 8. arasında. Sonra Trabzonspor dönemi geldi. Orada da yani şimdi geri gelmek, gitmek tekrar istemiyorum yani, tabii ki başarılı olamadım ama yani çok bir salam ve trafik değildi yani, çok zor bir zamanda denge geldi. Onun için kendin düşünebilirsiniz yani. Puana bakarsanız en az 1.95-2 puan ortalama aldım galiba. Bir de yani iki takımda yani böyle geçmişe bakarsanız hep düşmeye oynayan bir iki kulüp. Çok yani yukarıya oynayan değil Hocam, Özbekistan'dan Transferleri bakarsanız bilmiyorum. Bir yazın benim getirdiğim oyuncuları 10 sene önce hala oynuyorlar. Ömer Bayram Türk olsa, yabancı olsa hala ligde oynuyorlar. 10 sene önce getiren oyuncular. Satan oyuncuları da söyleyebilirsiniz. İşte bilmiyorum, Babelleri, Donkleri, Amrabatları, işte Gucci oyuncuları, bilmiyorum, Hasan Ali satıldı, Serdar Keşiman satıldı. 5
4 milyon, 6 milyon, işte 10 milyon. Amrabat, Scarione'ydi. Bilmiyorum yani. Çok oyuncu geldi ve iyi transferiyle satıldı. Onun için yani kim ne düşünüyor onu bilemiyorum. Ben yani iyi net hatırlıyorum nedeni olduğunu. Hocam Özbekistan'dan çok mesajlar geliyor. Orada da 5 kupa kazandınız. Güzel bir kariyeriniz vardı orada da. Fakat ayrıldınız. Oradaki kariyerinizle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bir de neden Oraya ayrıldınız? gittim. Yani bitti artık yani. Benim mukamele bitti. Üç buçuk sene yaşadım. Çalıştım ve yani çocuklar okulu bitirdiler. Gitmek lazım. Aileye dönmek lazım. Tek başınaydım. Çok zor. Yani onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Her türlü bana yardımcı oldular. Kaç kupa? 3. 3. 6 kupa mı? 7 kupa kazandık. Şampiyon Ligi'nde semifinale kadar gittik. Bu Asya Şampiyon Ligi'sini biliyorsunuz. Kolay değil. İran takımları, Kore takımları, Çin takımları, Japonya takımları, işte Saudi, bu Katar, Dubai bayağı zor bir Avustralya Şampiyonlar Ligi kolay değil tabii. Orada da bir başarılı olduk. Sonra döndüm yani işte bence yeter diye düşündüm ve ayrıldım. Öyle diyebilirim. Hocam, peki Chota Arbaleze'nin ileri vadeli teknik direktörlük kariyer hedefi nedir? İleride kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Olacağım bir yere gideceğim, çalışacağım yani. Yine iyi bir kulüp, hedef olan, iyi organize eden gideceğim, çalışacağım, ne yapacağım. Milli takımdan aldım teklifi, istemedim. Kürdistan Milli Takım Federasyonu'ndan. Birkaç tane teklif vardı Türkiye'de devre arasında önce de vardı. Orada da kabul etmedim. Katar'dan vardı bir teklif. Orada kabul etmedim. Şimdi Rusya'dan vardı çok iyi bir takım teklifi. Onu da kabul etmedim. Bu inşallah 2 hafta arası benim geleceğim belli olur. Ve ona göre hareket ederim. Hocam Trabzonspor'la ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Trabzonspor'da en çok beğendiğiniz futbolcu kim demiş bir taraftar. Bence hücumda oynayanlar çok zevk veren bir oyuncular. Ve herkese söyleyebilirim. Yani orta sahada tabii. Kasetas da ondan beraber bu 4 artı bu 1. Bence çok iyi, güçlü ve zevk veren bir oyuncular. Onun için böyle bir kişiyi söylemek zor. Her maç birisi gösteriyor veya beraber gösteriyorlar. Hocam ileride bir gün Trabzonspor'a dönmek ister misiniz direktör olarak? Bir seyirci sorusu daha. Şu an Abdullah Hoca çok iyi gidiyor. Şampiyon olsun. Üst üste 3 defa şampiyon olsun. Sonra düşünürüz yani. Hocam bir seyirci sorusu daha görmüştüm de şu an soruyu bulamadım. Aklımda kalmış. Trabzonspor'a önereceğiniz bir Gürcü futbolcu var mı demiş seyircimiz. Maalesef hep geç kalıyoruz. Benim öğrendiğimiz 1-2-3 tane oyuncu vardı. Şu an bunları alamıyoruz artık. Ben çok oyuncu söylemem. Özellikle gülcüleri. Çünkü çok dikkat ederim. Ama vardı 2-3 kişi. Bir tanesi ama çok pahalı oldular. Bir tane Porto'ya gitti. Bir tanesi işte Kvaratskhelia her maçında 2 tane gol atıyor ve çok pahalı oldu. Rusya'da oynayan. Bir Çankvetazi vardı. Genk'e gitti. Yarın öbür günde olacak inşallah.
Hocam yeğeniniz Karagümrük'te oynuyor galiba. Onu takip edebiliyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz performansını? Takip ediyorum tabii. Performans daha iyi olması lazım. Genç yetenekli bir oyuncudur. Çok özel bir yeteneğim var diye düşünüyorum. Ama çok maalesef kendisi öyle bir net gösteremedi. Birkaç tane bir maçlar oynadı. Trabzon'a karşı 20 dakika işte bilmem ne. Geçen sene biraz daha fazla kupa maçı oynadı. Ama yani yeterince oynamıyor, göstermiyor. Göstermem gerekiyor ve inşallah o kalan maçlarda kendini gösterecek. Hocam bir taraftar sorsaydım sizin komik anlarınız var biliyorsunuz. Bir tane komik anınızı dinlemek istiyoruz demiş. Ne demiş? Komik bir anınızı dinlemek istiyoruz demiş. Yani sizin böyle komik hatıralarınız oluyor anlatıyorsunuz ya. Şimdi öyle bir sipariş vermiş gibi bunu çal diye olmuyor bu iş. Biraz bu lazım yani. Yani bunu nasıl diyorlar yani? Bunun şair gibi gelmesi lazım. Yani öyle işte bak da anlat diye olmuyor. Peki hocam. Ben Türkiye'de altyapıya yeterince ilgi gösterilmediğini düşünüyorum. Şimdi yeni gelen yani döviz kurlarından sonra da biraz mecburi olarak döneceğiz gibi geliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hayır, Farklı şimdi en ilginci budur yani döviz böyle olmazsa liranın durumu kötü olmazsa altyapıya bak yani değil mi? Yani böyle bir saçma bir bakmak işini deli ediyor beni. Yani demek ki ölsün yarın Türkiye bilmiyorum yani bütün daha fazla beter olsun ki gidelim bir altyapıya mı bakalım yani. Bu altyapıdır. Bu yarınki gün odur yani. Onu bakacaksın yani. İşte çok güçlü olsa lira ve inanılmaz ekonomik ve ben aslında Türkiye'de yaşıyorum. Çok zor görüyorum. Her şey açık, her şey iyi görünüyor yani. Ben çok zor tabii benim bu incelemek bunun. Tabii çünkü ne olduğunu tam net anlamıyorum tabii. Ama altyapı bunun ne alakası var? Bunun anlamıyorum. Yani yabancı kural bunun ne alakası var? Yani bizim çocuklar okula gidiyor yani orada okumasın diye. Çünkü işte Almanya'da bir profesörüm gelecek sonra veya işte bilmiyorum bir inşaatçı gelecek, doktor Amerika'dan gelecek de burada ameliyat yapacak diye. Veya futbolcu gelecek diye değil yani veya genç antrenörü gerekmiyor çünkü bir sürü antrenör var dünyada onları mı getirelim diye. Ya bu bir ülkenin filosofi ve felsefesi olması lazım. Biz bakıcı olması lazım. Biz her sektörde iyiyiz yani. Sağlık sektöründe çok iyiyiz, inşaat sektöründe çok iyiyiz. Dünyada bütün çok çok defa anlatmıştım ben bunu. Bütün dünya Türk inşaatçılar yapıyorlar. Köprüler, otobanlar, bilmem neler falan filan. Demek eğitimleri de alıyorlar yani. Burada alıyorlar. Doktorlar eğitimleri de alıyor. Bütün dünya burada ameliyata geliyor. Burada da aynı. Futboldan niye farklı bir sektör? Bunu çözemedim hala. Ama maalesef fazla bir şey yapamıyorum. Ben aslında bütün kulüplerde altyapı çok çok önem verdi ve bilmiyorum duydunuz mu duymadınız. Kayseri'de bile gençleri ve birisi Barcelona'da imzaladı biliyorsunuz. Eskişehir'den galiba getirdik. Nereden getirdik o çocuğu? O Kay 17 yaşında aldım İzmir'den. Çok kişi yani. 8 yaşındaydım ya. Yani. Getirdik Kayseri'ye. 8 yaşında. Dün Barcelona ile imzalandı. Onun için
Bu çok önemli. Başka türlü nasıl olacak? Yarın öbür gün. İki tane zaten her zaman olacak yani. İki tane yetenek kendin kendine büyüyor. O az yetenek olan daha fazla oynaması gerekiyor. Hocam Koyta eski futbolcunuz galiba Kasımpaşa'dan Trabzonspor için yeterli mi diye bir soru var. Ben bu tarz sorulara cevap vermek istemiyorum. Bunu alan hocalar, yöneticiler muhakkak bir arkamızda bir fikri var, görmüşü var. Birinci santrafor, ikinci santrafor. Çünkü takım bir 11 oyuncularıyla oynamıyor. Yani bu uzun bir maraton öyle olmuyor. Yani iki tane Messi bir takımda olmaz yani. Mümkün değil. Neymar bile Messi beraber olamazdı ve olmadı ve kalktı gitti. İşte Cristiano Ronaldo ve Messi olmuyor beraber. Çünkü olmuyor. Dolayısıyla her alan oyuncusunun arkasında bir fikri vardı. Yani bir düşünüyorlar, bir kaliteye görüyorlar. Ona göre de futbolcu alınır. Az oynar, fazla oynar. Belki bir gol atar. En önemlisi. Ama bir tane. Öteki 15 atıyor. Geçen sene Santrafor 25 gol attı. Ben attım 25 gol yetmedi. Belki bir tane atsaydım Fener'e karşı veya işte bütün sene atmasaydım veya Van'a atsaydım şampiyon olacaktık yani. Önemli. Önemli yok. Hocam Trabzonspor'daki oyunculuk dönemimizde ilgili çok soru var. Erken ayrıldığınızı düşünüyor musunuz? Pişman oldunuz mu daha sonra? O dönemki hocanın Hoca etkisi mi? olarak mı? Yok teknik şey futbolculuk döneminizde. Futbolcu döneminde oynadım gittim yani. Mukamelesi de bitti. Pişman niye olacaktım? Oynadım. Bir ayrı Şimdi sonra. Yılmaz Doğal bir Vural şey futbolda. Yılmaz Hoca'nın etkisi oldu mu diye bir soru vardı altta. Böyle okumuştum. Yani kimsenin etkisi yok. Ben mukamelesini bitti. Ve Ajax istedi. Ve gittik. Hocam çalışmaktan en keyif aldığınız teknik direktör kimdi? Sporcuk zamanınız. Her hocanın bir kendin bu vardı yani bir dönem vardı. Onun için hem Gürcistan'da hem Türkiye'de hem Hollanda'da hem İşte İskoçya'da, İspanya'da, her yerde valla gerçekten orada çok şanslıydım. Herkesten keyif aldım. Onu söyleyebilirim. Hem ilişki olarak, hem abi olarak, hem hocalar olarak çok şanslıydım ve bugün bile geçen 2 gün önce mi 3 gün önce Şenol Hoca ile oturuyordum. Bayağı oturduk. Gerileri de öyle. İlişkilik çok yakın. Çok severim herkese. Onun için çok şanslıyım bu konuda. Peki oynadığınız en yetenekli futbolcu kimdi bu hocam? Beraber oynadınız. En büyük oyuncu Michael Laudrup'du bence. Oynadığımız en büyük. Yetenekli olanlar Zlatan İbrahimovic çok iyiydi. Van de Vaart çok iyiydi. O gün Apo, Hami Yunal çok o zaman da çok büyük bir klas oyunculardı. Gençler Schneider, Van de Vaart, Maxwell, Zlatan Claudio Caniggia vardı bu ama artık çok kariyerin sonunda var. Michael Arteta vardı çok iyi oyuncu şu an Arsenal'ın hocası. Şimdi aklıma gelmiyor yani. Archie çok yetenekliydi. George Kinkler de çok yetenekliydi. Hocam iki senede çok gol attınız burada. Gol kralı da oldunuz. En unutamadığınız gol hangisiydi? Atamadın golü.
Atamanın golü en unutum yani. O Fener'in Van maçta 2-3 tane atamadım galiba. Şimdi net hatırlamıyorum ama onları unutmuyorum. Yoksa zaten golleri unutsam da unutmazsam ne fark ediyor. Hocam, milli takımla ilgili soru gelmiş. Bizim Türk milli takımı için ne düşünüyor demiş Volkan Özgan. Ben de bununla beraber sorayım size. Dünya Kupası'na gidebilir miyiz? Nasıl? Türk milli takımı ile Dünya ilgili bir soru gelmiş. Dünya Kupası'na Kupası gidebilir miyiz? yani potansiyel olarak bu çok güçlü bir takım. Yani en futbolcu, bu kadrosu. Bugüne kadar herkes nerede oynuyorlar, hangi liglerde oynuyorlar çok güçlüler yani. Çok tecrübeli ve güçlüler yani şu an. Böyle potansiyel olarak. Ama yani sanki bazen iyi gidişattan sonra bir dönem geliyor yani. Çok çok birden kaybediyoruz. Bilmiyorum bu nasıl oluyor. Portekiz ilk. Sonra İtalya mı galiba, değil mi? Yenersek İtalya'da Kuzey Makedonya ikisinden birisiyle eşleşeceğiz. yani büyük ihtimalle İtalya'ya çıkacak. Evet. Yani kolay değil. Ama şans yok mu? Var. Bu kolay değil. Hocam, Türkiye'de geleceğin şotası olarak gördüğünüz bir isim var mı? Nasıl? Türkiye'de geleceğin Shota Arveladze'si olarak gördüğünüz bir isim var mı? Futbolcu olarak daha iyi şey olay olsun diye şota olarak gelsin ki. He. Yani Olacak size yani. Ne var? Maradona'dan sonra birisi oluyor. Pele'den sonra birisi oluyor. Ne bileyim ya. Her yerde birisinden sonra birisi oluyor da şotadan sonra tabii ki olacak yani. sizin idolünüz var mıydı peki hocam? Nasıl? Sizin bir idol olarak belirlediğiniz bir isim var mıydı futbol Benim büyükleri? ben Maradona çok severdim. Ben inanılmaz severdim bana Maradona. Maradona severdim. Bu son dönemde yani Messi'den çok büyük yani inanılmaz büyük bir keyif aldım yani ona. Sadece bu son 15 sene için bu kadar keyif veren bir dönem bilmiyorum yani. Gerçekten şapka çıkartmak ve teşekkür etmek lazım. Ayağına kalkarak yani. Gerçekten inanılmaz bir sevk verdi çocuk yani. Helal olsun. Hocam, Ümit Karam'la da bir yayınım olmuştu. Bilmiyorum, izlediniz mi, takip ettiniz mi? Onunla da bu konuyu konuşmuştum. Biz Türk milli takımı olarak güzel bir kaleci jenerasyonuna sahibiz. Yani iyi kalecilerimiz var. Ama forvet konusunda bir sıkıntımız var. Bu konu hakkında bir golcü olarak düşünceniz nedir? Uğurcan ilgili mi? Yok, genel olarak bizim Türk kalecilerimiz çok iyi. Uğurcan var, işte Mert var, ondan sonra Altay var, sakatlandı o da, Mert gibi. Uğurcan'da ilk maçı Kalecilerimiz ben iyi ama oynatırdım forvet değil, 17 yaşında. bir Bak. Onu Uğurcan'ın ilk maçı 17 yaşında ben oynatırdım. Neredeydik? Makedonya'da mıydık? Bir yerdeydik yani UEFA maçında. 10 yaşında, 17 yaşına bir kaleci, Trabzonspor'un kalesinde ben oynatırdım ilk. O da dönemler oluyor bazen. Yani bir kalecinin çok bir ülkede 8 tane iyi kaleci gerekmiyor yani milli takım için. İki tane kaleci zaten Volkan 20 sene oynadı. Ondan önce bir 15 senede oynadılar. Her ülkede öyle. Şimdi ne kadar iyi kaleci olmasa Almanlar da yine iki kişi duruyor orada. 20 senede duruyorlar yani. İtalya'da da öyle. Buffon'du. Ondan önce birisiydi. Yani kalecilerin uzun oynadığı için bu biraz daha avantajlı oluyor yani milli takım. Ama yani santraforlar öyle değil. Hocam, benim sorum kaynadı arada. Ben şunu söylemek istedim. Hani milli takımımız kaleciler iyi ama forvette pek alternatifimiz yok. Bu konu hakkındaki görüşünü Ama soracaktım. onun cevabı budur. Yani bu kolay. Yani bir iyi kaleci
uzun oynatıyor. Bu santraforların bir sakatları oluyor ve ona vuruyorlar. Bu oluyor, şu oluyor. Kolay değil yani. Bunu yaratmak bu kadar kolay değil yani. Bu altyapı konuştuk. Bir şeyler anlattık. Şunu ettik, bunu ettik. Bu daha fazla çalışmak lazım ve daha fazla futbolcu elinde olması lazım ki yani 5, 6, 7, 8 tane bir alternatif olsun diye. Yani herkes santraforu arıyor zaten. O kadar kolay değil. Hocam Uğurcan Çakır Barcelona'da Barcelona'dan büyük Barcelona'da sorun. yok santrafor. İşte Real Madrid'de 10 sene oldu Benzema oynuyor. İşte bilmem ne Juventus'ta yine 35-6 yaşında Ronaldo'yu getirdiler. Manchester United bir Cavani aldı bir 36 yaşında. Sonra yetmedi. Ronaldo'yu aldı 37 yaşında. Milan santraforu bulamıyor. 42 yaşında İbrahimovic'i oynatıyor. O da durmadan gol atıyor yani. Bu hiç öyle kolay değil. Almak istiyorsanız git öde 300 milyonu. Mbappe var, işte Haaland var. 300 Evet. milyon da yok yani. Hocam Uğurcan Çakır Barcelona'da Real Madrid'de oynar mı diye bir soru var. Oynar, çok kolay oynar bence. Niye oynamaz? Aktif olarak Süper Lig'deki en iyi oyuncu kimi görüyorsunuz demiş bir seyircimiz. Bugün birisi dersem yine Trabzonspor'dan birisi alırdım. Ve Özil, inanın belki Fenerbahçe o kadar iyi görülmüyor. Özil de kesinlikle sıraya girer. Biglia'yı çok beğeniyorum. Biglia çok iyi bir oyuncusu. Ama böyle ilk yine Trabzonspor'dan o dörtten biri girecek yani. Veya beşten biri girecek şu an. Çok rahat, çok güven, çok kreatifli oynuyorlar. Birisi olur yani. Evet hocam çok teşekkür Mesela ederim. son hafta Mesut bir karşı karşıya bir gol attı. Bunu altyapı herkese göstermek lazım. Yani böyle üstünden topun üstünde böyle vura sekerek bunu çok yapıyor. Böyle bu şanstan değil. Yani onun bir geçmişi bakın. Hem pas öyle kapatınca pas veriyor. Hem karşı karşıya giderken acayip yapıyor onu. Gerçekten çok özel bir vuruş. Ben mesela kaç tane gol attım, kaç tane karşı karşıya gol attım. Hiç kimse de öyle bir şey görmedim. Yani. Ve çocuklara bunu birisi gösteriyor, göstermiyor. O bilmiyoruz yani. Onun için çok dikkat veren bir vuruşlar oluyor. Özellikle bu tarz oyuncular, yani dünya yıldızları. Onun için iyi ki varlar, iyi ki oynuyorlar. Yani.